büyük firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olabilmeleri için öncelikle merkeze, böyle o çelik çekirdeğe markalaşma dediğimiz bu çok kıymetli değeri koymaları lazım. Marka olmaları lazım. Eğer markalarına yatırım yapmazlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde fark oluşturabilme imkanları yok. Yani hemen hemen hiç yok demiyorum, yok. Eğer Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de yani bir normal bir şirket olmak isterseniz, hayatınızı devam ettiren bir şirket olmak isterseniz problem yok. Ama emin olun burada özellikle benim içinde bulunduğum bölgede construction dediğimiz inşaat sektörü ve onun çevresinde halelenmiş sektörler çok yoğun çalışıyorlar ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Mesela kitchen and bath dediğimiz mutfak ve banyo renovasyonu yapıyorlar. Baştan sona inşaat yapıyorlar. Ve bunun çevresinde işte real estate sektöründe birçok firma var, realtorlar var. Gördüğüm şu, bu şirketler bile markalarıyla ön plana çıkıyorlar. Markalarıyla reklam yapıyorlar. Amerika markalaşmaya inanılmaz önem veren, inanılmaz değer veren bir ülke. Eğer bizim firmalarımız bunu algılayamazlarsa bu ülkede başarılı olma imkanları yok. Markalaşma da kolay bir serüven değil. Zor bir serüven. Ya ben kendi şirketimiz açısından mesela bunu ifade etmek istiyorum. Çok zorlanıyoruz. Eksiğimiz çok fazla. Yaptığımız yanlışlar çok fazla ama ülke içerisinde hareket ede ede, aksiyon ala ala, sektörün önemli firmalarını takip ederek neler yaptıklarını takip ediyoruz. Çünkü Türkiye'de olsa belki bazı şeyler daha kolay. Aynı dili konuşuyoruz. Kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. İnsanımıza, ürünlerimizi daha iyi pazarlama imkanlarına sahibiz. Ama bunu Amerika'da yapabilmek çok daha zor, zaman alan bir süreç. Bu yüzden Türk firmaları markalaşmaya önem verecekler ve dediğim gibi sabırlı olup zaman içerisinde para kazanacaklar. Yani benim her zaman bir ticari prensibim vardır. Bir ülkede, bir pazarda, bir günde 40 bin dolar kazanmaktansa 40 yıl boyunca her gün düzenli olarak 1000 dolar kazanayım. Ama bu para regular olsun. Düzenli olarak gelsin ve bir bilinirliğimiz olsun piyasada. İnsanların güvenini kazanalım. Daha sonra bir bakarsınız 10. yılda bir anda 40 milyon dolar kazanıyor olursunuz. Yani hızlı yoldan para kazanmak değil mesele. Mesele bulunduğumuz coğrafyalarda oturaklaşmış bir şekilde yerelleşerek, güven kazanarak, markalaşarak para kazanmak. Türk firmalarının böyle fark oluşturmaları, fark yaratmaları şu açıdan da önemli. Şimdi burası Amerika Birleşik Devletleri bildiğiniz gibi adı konulmamış bir imparatorluk. Birçok farklı milletten oluşuyor. Yani büyük bir Amerikalı şirket görüyorsunuz, sahibi İtalyan. Büyük bir Amerikalı marka görüyorsunuz, sahibi Macaristanlı. Ne yapmışlar? Buralara gelmişler. İşte buralarda göçmen olmuşlar bu insanlar. Buranın imkanlarının farkına varmışlar ve şirketlerini büyütmüşler. Şimdi bizimkilerin de bu fırsatlara sahip olabileceğini ben burada söylemek istiyorum ve bunu çok net bir şekilde görüyorum. Çünkü şu arkada bir ağaç görüyorsunuz. Ben her zaman bir espri yaparım ofisime gelen insanlara. Bu ülkede ağaçların ağaçların dallarında yaprak yok. Dolar var görebilene. Eğer görebilirseniz o arkadakilerin hepsinde dolar var. Fakat acele etmemek lazım. En önemli şey bu. Firmalar buraya geliyorlar. Çok acele şekilde, hızlıca işte bir şeyler yapmalıyız. Bir yıl, iki yıl değil. Burası belki 5 yıl, belki 10 yıllık bir periyot. Ama burada işiniz 5 yılda oturup ayakları yere bastığında burası size bambaşka kapılar açıyor. Bankalar kuyruğa giriyorlar size milyonlarca dolar kredi vermek için. Çevrede birçok yatırımcı fon şirketimize yatırımcı olmak için sizinle irtibata geçiyor. Burada çünkü en ucuz şey para. Para buranın en ucuz şeyi. Burada yerelleştiğinizde bunu görüyorsunuz. Para geliyor. Mesele para değil. Mesele parayı döndürecek. Mesele çarkı işletecek. Mesele çarkı bir gökdelen haline getirecek. Bir idea'ya, bir şirket profiline, bir kafa yapısına sahip olabilmek. İşte zorluklar burada başlıyor. Yani o yüzden konuşmanın başından beri hani ah Amerika, vah Amerika, canım Amerika. Evet, bir yönüyle bakarsanız böyle bir şey var. Eğer sizi oturacağınız bir ev, altınıza çekeceğiniz bir araba, banka hesabınızda 50-100 bin dolar bir para mutlu edecekse böyle bir Amerika'ya birkaç yıl içinde belki ulaşırsınız, yaşarsınız. Ayda 5-6 bin dolar para kazanırsınız. Ama başka bir Amerika'yı görmek istiyorsanız, milyonlarca dolara gidecek bir prosesi başlatmak istiyorsanız, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işte biliyorsunuz downtownlar meşhurdur, New York'ta, Los Angeles'ta, işte Texas'ta,
Chicago'da, işte oralarda, o downtownlarda, o gökdelenlerin 50. katında, 100. katında şirketinizin olacak milyonlarca dolarlık turnover'lar oluşturacaksanız, işte orada biraz zaman gerekiyor. Uzun soluklu düşünmek lazım. Türk firmalarının yapması gereken en önemli iki şey. Bir, markalarına yatırım yapacaklar. İki, zamana yayılmış bir şekilde sabırlı olacaklar. Ekstra üçüncü bilgi de burada, biraz önce de söylediğim gibi, işler oturduğunda Türkiye'de 50 yılda yaptığınızı burada 5 yılda yaparsınız. Teşekkürler.